Ve bu akşam bu kervanın Antalya'daki son öncüsünü sahneye davet etmek istiyorum. Muhterem Nurettin Yıldız hocamızı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun hocam. Ey salon, bu salonu bedenleriyle ve yürekleriyle dolduran mümin kardeşlerim, bu çağın Muhammedun Resulullah diyenleri, bu salonda ümmeti Muhammed'i temsil eden gençler, yaşlılar, asiyeler, üsameler, size gökten yere kadar büyük bir selam olsun. Selamun aleyküm. Genç kardeşlerim, genç bacılarım, mümin kardeşlerim, bu sabah güneşten önce uyanan Muhammedun Resulullah imanıyla sabah namazına kalkan kardeşlerim, aç kalmaya razı ama faize razı olmayanlar, haramın, yasağın ve yanlışın uzağında kalanlar, bu iman titizliğinizle size göklerden yere kadar, yerden göklere kadar çalkalanan Allah'ın adıyla yüceltmek ve yücelmek olan selam olsun size. Ben bu salonda asiyelik heyecanıyla yüreği pırpır eden bacılarım, üsameliği kendisi için düstur edinen yiğit genç kardeşlerim ve mümin kardeşlerim, sizi bir gerçekle baş başa bırakmak isterim. İyi bilesiniz ki, ey genç kızlar, çok iyi bilesiniz. Genç asiyeler, iyice bilesiniz. Üsame, genç Üsame, sen de bil ve inan ki şu Allah'ın selamıyla selamladığımız salon, Nuh'un bulduğu adam olsaydı bu yeryüzü tufan görmeyecekti. Kelimullah Musa aleyhisselam şu salondaki kızları, bu salondaki Üsame yüreklileri, ağarmış sakallarına rağmen yürekleri taptaze duran bu insanları, etrafında vefalı müminler olarak bulabilseydi Musa aleyhisselam, Yahudiler İsrailoğlu 40 yıl maymunlar gibi çölde dolaşırlar mıydı? Muhammed ümmeti aleyhissalatu vesselam, sür atını denize, arkandayız ya Resulallah diyen neslidir insanlığın. Eğer dün anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen ashab-ı kiram vardıysa, ey Rabbim, ey Allah'ım, bu teknoloji çağında, diplomanın put sayıldığı bu çağda, modanın zirveye çıkarıldığı bu çağda, sana diplomalar feda olsun Allah'ım. Ey peygamberim, senin sünnetine gençliğimi kurban edeyim diyen bu salon
insanlığın yüz akıdır. İşte bu salondaki mümin gençler bulunsun bu dünyada diye, buradaki genç kızları melekler görsün diye, Arafat'a gitmeden, orada Allah'ın meleklere övüneceği vakfeyi yapmadan, ümmet şuuruyla, Müslümanlık heyecanıyla oturup kalkan şu yürekleri melekler görsün istediği için Allah, buradayız, buraya davet edildik. Genç kardeşlerim, eğer İsa Aleyhisselam bu salondaki Allah'a ve peygambere adanmış yüreklerden bir avucunu daha bulsaydı, İsa Aleyhisselam ümmetinin içinden kaldırılır mıydı? Gençlerin henüz yeni biten sakallarına jilet değdirmeyeyim. Resulullah'ın sünnetini Aleyhissalatu vesselam bir kereliğine de olsa ihmal etmeyeyim diyen, şu bastığı yer dünya toprağı olsa da başı arşa kadar değen bu ümmetin gençleri varken, insanlığı hiçbir güç dalalete sürükleyemeyecektir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın üsameleri Antalya'da da var, Adana'da da var, İstanbul'da da var, Mekke'de de var. Kainat Muhammedur Resulullah'la canlı kalacaktır Allah'ın izniyle. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Atını denize sürenlerin çocuklarıyız. Biz Resulullah'a analarını, babalarını, mallarını feda edenlere hayran olduk bu dünyada. Biz öyle peygamberini git Kudüs'ü sen Allah'la beraber kurtarın diyenlerden değiliz. Biz varken Kudüs Allah'ın olacak, İslam'ın olacak, Muhammed Aleyhisselam'ın miraçgahı olarak kalacak diye ant içen müminleriz elhamdülillah. Allah neden Abdullah'ın oğlu Muhammed'i Aleyhissalatu vesselam kendisinden sonra peygamber gönderilmeyecek, peygamberlerin sonuncusu bir peygamber olarak gönderdi? Çünkü onun ümmetinin delikanlıları, asiyeleri, üsameleri, yasirleri kıyamete kadar peygamberini yalnız bırakmayacağını Allah biliyordu. Onun için yeni bir peygamber kıyamete kadar gelmeyecek. O peygamberin canlı, aktif, mücahit, diplomaya satılmaz, işe satılmaz, şöhrete satılmaz, siyasete kurban edilmez ümmeti bu salondadır. Bu salona selam ediyoruz biz. Ağlar mıyım ben? Ben ağlarsam şeytan gülmez mi? Şehidim var diye, gazim var diye ağlar mıyım? Ben ölüm korkusuyla ağlarsam, gökler baştan aşağıya başıma çökmüş olmaz mı? Ben ki ölümü öldürmüş bir ümmetin delikanlısıyım. Ben ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk defa sana iman ettim diyen Hatice'nin yeğeni, bugünkü Hatice'yim. Ben ağlar mıyım? Ben korkar mıyım? Ben ürker miyim? Ben kenara çekilir miyim? Ben ki ümmeti Muhammed'in bugünkü nöbetini tutan, evinde cihad eden, evinde tesbih yapan, evinde Allah diyen, evinde Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam hadislerini okuyan delikanlılarım, yaşlılarım, genç kadınlarım,
ben Resulullah'ım yaşadıkça, onun sünneti var oldukça, İslam'ın ezanı okundukça, ne Afrika'da, ne Asya'da, ne uzayda, ne de İstanbul'da, ne de Antalya'da ağlamam, ağlamaya vakit ayırmam. Onun yerine gayret ederim, haykırırım, çırpınırım, Allah derim, yardım isterim Rabbimden. Ama eski ümmetlerin, hani Allah'ın vaadi, hani Allah bize sofra indirecekti, Allah bize bıldırcın indirsin diyen pısırıkları gibi vallahi olmam. Bütün insanlık böyle olsa bile bir kişi kalırım, bu ümmet benim ya Rab diye haykırırım bu dünyada. Bu imanımla, bu imanımla yaşadığım için Suriye, Ürdün, Irak, Mısır nerede ağlanırsa ağlansın, ben anlarım ki Rabbimin fecri yaklaşmış. Ben iman ederim ki doğum vakti gelmiş. Küfür çıldırdıysa, küfür ateş olduysa, azap olup insanlığı helak etmek, ümmetimi boğmak istiyorsa, bilirim ki Rabbim bir daha peygamber göndermeyeceğine göre, buna iman ettiğime göre, bu ümmet kıyamete kadar kalacağına göre kökünü kimse kurutamayacaktır. Allah'tan temennim odur ki, isterim ki ey Rabbim, bu kainatta sen hiçbir kuluna Muhammed Aleyhisselam'ın vefalı ümmeti olmayı nasip etmediysen, sadece bir kişi bu çekirdeği taşıyacaksa, işte ben, işte ben ey Rabbim asiye olmaya hazırım. Dört çiviyle beni yere çaksa da Firavun, ben senin cennetini istiyorum. Saraylara lanet ediyorum. Ey Allah'ım, ben hazırım. Cılız bir kadın da olsam senin iman çekirdeğini taşımaya hazırım derim. Ve derim ki ey Rabbim, sen benim 17 yaşında olduğuma bakma, 18 yaşında olduğuma bakma, bana babamın, annemin mutfağı bile teslim etmeyecek kadar beni cılız görmelerine bakma. Benim yüreğim ey Allah'ım bir Halid'dir, bir Üsame'dir, bir Übey İbni Kâb'dır. Ben ey Allah'ım Fatih bile olmak istemiyorum. Fatih İstanbul'u fethetti, rolünü oynadı. Ben kainatın fethine hazır bir delikanlı olarak huzurundayım. Kabul et ya Rabbi diyorum. Ey salon, ey salon, bedenlerle, ruhlarla ve ruhaniyetlikle dolan salon, ey mümin kardeşlerim, Asiye adayları, Üsame adayları, büyük bir incir ağacı, incirin küçücük bir çekirdeğiyle bile yok olmaktan kurtuluyor da, bir incir ağacı elle tutulamayacak kadar küçücük bir çekirdekle yeryüzünde yok olmuyor da, bu kadar büyük Allah diyenlerin bulunduğu bir salonun varlığında kim, hangi güç, hangi firavun, hangi Nemrut Allah'ın ve peygamberinin dinini, müminlerin varlığını yok edebilir? Buna inanmak mümkün mü ey salon, mümkün mü? Biz rızkı Allah'tan biliyorsak o zaman açlıktan korkmuyoruz. Biz eceli veren alan Allah'tır diyorsak ölümden korkmuyoruz. Tek temennimiz var ki zilletle ölmeyelim, şehitlikle dirilmiş gibi ölelim. Sadece bunu isteriz. İnsanlık toplansın, bir araya gelsin. Şeytanın tarihi boyunca yaptığı yatırımların en büyüğüyle karşımıza çıkmasına bile yılmayız. Kâbemiz oradadır. Kâbemize dokunsalar bile, kâbeleşmiş yüreklerimize, kâbeleştirdiğimiz evlerimize, kâbeleştirdiğimiz iş yerlerimize,
Kabeleştirdiğimiz beraberliklerimize Allah'ın izniyle dokunamayacaklardır. Kabe'yi bulamazsak tavaf etmek için Allah şahit olsun ki kainatı her gün döneriz biz. Biz bir kasabaya gelmiş bir peygambere iman etmekle nazlanan, şımaran filanca Yahudi kabilesi, İsrailoğulları ırkından gelmiş bir ümmet miyiz biz? Biz rahmeten lil alemin olarak gelmiş, hayvanata bile rahmet için gelmiş peygamberin bu asırda nöbetle görevlendirilmiş ümmetiyiz. Bu ümmete ölüm yoktur. Çünkü bir daha peygamber gelmeyecektir. Allah bu peygamberin soyunu, yani müminler grubunu kıyamete kadar baki tutacaktır. Şerefli, onurlu, bu ümmetin delikanlısı denecek. İnsanlar bu modern kitlelerin zulmü altında, insanların algı operasyonlarına imanını, şahsiyetini, kadınlığını, gençliğini kurban etmeyen ben Allah'la beraberim. Ezilirim, ölürüm ama Allah'tan ayrılmam diyen müminler olarak buradayız. Şahit ol ya Rab. Salonumuza şahit ol. Dirilmek istediğimize şahit ol. Halife istiyoruz. İslam istiyoruz. Sakız istemiyoruz. Şeker istemiyoruz. Nazlanmıyoruz. Şaka değil. Ciddiyiz. Ölmeye hazırız. Müminiz. Mümin olarak ölmek istiyoruz. Ve hepimiz, ey Rabbim, sen şahit ol ki salon kadar değiliz biz. Biz bu salon kadar değiliz. Bizim için bu kainat olduğu gibi salondur. Hepimiz, ey Rabbimiz, sana kul olmak istiyoruz. Hiçbir sisteme razı değiliz. Kur'an isteriz, peygamber isteriz, sünnetini isteriz. Onun şeriatı için varız. Sünnetine, peygamberimin hayatına arızalı bakanlardan değiliz. Bir hadis için, eğer bir tek hadis için Endülüs'ten Bağdat'a kadar yürüyen bir Müslüman vardıysa bundan 1200 sene önce, ey Rabbim, şahit olasın ki peygamberimin bir sünneti için, bir hadisi için bütün insanlığın kapısını dolaşmaya, senin peygamberinin sünnetini ihya etmeye hazırız ey Allah'ım. Bizi kabul et, salonumuzu kabul et, amelimizi ihlaslı kıl, ayağımızı sabit kıl, düşmanlarımızı zelil kıl, bizi kabul et Allah'ım.